Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yurttan ve dünyadan önemli gelişmelerle karşınızdayız. Son dakika haberi. Kritik toplantı sonrası AB ve Türkiye'den açıklama. Kıymetli takipçilerimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. AB'den yapılan açıklamada ilişkilerde düşük tansiyonun ve pozitif gündemin devam ettirilmesinin önemi vurgulandı denildi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Erdoğan 25-26 Mart'ta AB zirvesinden somut açıklamaların önünü açacak netice beklediklerini belirtti denildi. Erdoğan, AB Komisyon Başkanı Leyen'le video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme saat 15.27'de başladı. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı. 45 dakika süren görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı. Erdoğan, zirveye sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtacağına inandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz ve Ege'de istikrar ve işbirliğinden yana olan Türkiye'nin bu çerçevede attığı yapıcı adımlara değinerek Yunanistan'ın ve Kıbrıslı Rumların tüm kışkırtmalarına ve mütecaviz eylemlerine rağmen bu tutumu muhafaza ettiklerini bildirdi. Erdoğan, Doğu Akdeniz konulu uluslararası konferans teklifini yineleyerek AB zirvesinin birlik dayanışması bahanesiyle Rum ve Yunan ikilisi tarafından suistimal edilmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Görüşmede ayrıca Michael ve Leyen'in AB Liderler Zirvesi'nden sonra Türkiye'ye olası ziyaretlerinin de konuşulduğu aktarıldı.